Kişi tarafından da yapılacak çok şey var. Şimdi yine bir 40-50 yıl geriye gidelim. Tüketici ev almak istiyor. Şimdi ev almak istiyor, nasıl yapardı? Sokak sokak dolaşırdı. Hangi semtte istiyor? Üsküdar, Kadıköy, Nişantaşı, Bakırköy, Bahçelievler, yayan, arabalı neyse. Sokak sokak dolaşıp, kafa havada bakıp, işte satılık ev veya boş ev görüp hemen yapılacak ilk şey nedir? Tabii cep telefonu yok ama mutlaka bir sabit telefon var veya yok, kapıcıya bir hocam. Ya sizin dördüncü kat boş gözüküyor. Ben satılık arıyorum. Nedir? Tabii kapıcı orada gayri ismi emlak danışmanı. Hala o statü var ne yazık ki. Ne yazık ki onu söylemek lazım. İşte oradan işte mal sahibine ulaşma, görüşme. Şimdi bu hakikaten geçmiş. 40-50 yıl önceki modelimizdi. Yani kapı kapı dolaşıp yayan yollarda, başlar havada şey araba, emlak araba, kiralık veya satılık. Şimdi internet denen bir şey var, Google amca dedikleri veyahut da Microsoft amca neyse işte artık kimsenin reklamını yapmayalım da. Siz yapamıyorsanız bile evinizde mutlaka bir genç veya bir torun birisi vardır. Aç bakalım şu yavru aletini bilgisayara. Ya şu Göztepe'de işte tren istasyonu civarında şu noktada ev alacağız. Bak çok kolay. Şartlarınızı giriyorsunuz. Bölgenizi giriyorsunuz. Spot diye dökülmeye başlıyor. Muhtelif siteler var. İsimlerini vermeyelim. Muhtelif siteler var size gayrimenkul aracılığında listeler sunabilen. Bakıyorsunuz telefonlar var, temas noktaları var. Oturduğunuz yerden aramaya başlıyorsunuz. 8, 10, 15, 20 yeri arıyorsunuz. 3-4 tanesini not ediyorsunuz. Onları görmeye gidiyorsunuz. Daha da ileri gitti teknoloji. Oturduğunuz yerden evi de görüyorsunuz. Size öyle sunumlar yapıyorlar ki 360 derece giriyorsunuz, evin içinde dolaşıyorsunuz. Var o teknolojiler yavaş yavaş. Era bunlara sahip olmak üzere. Oldu veya olmak üzere. En iyisini sunacağız yakında danışmanlarımıza da. Şimdi tüketici oturduğu yerden hani neredeyse tamam şu. Tamam şu ev diyecek. Veya iki tane diyecek alternatif. Ha bir de canlısını elimizi sürelim tabii duvara. Gidecek, bakacak, karar verecek. İş bu kadar basit. Peki bu işi kim yapacak şimdi tüketici? İşte gayrimenkul danışmanı dediğim sertifikalı, bilinçli, alıcıya veya satıcıya doğru bilgiler veren, fiyat aralıklarını doğru telaffuz eden, bölgeyi iyi tanıyan, satıcının belki ben 500 bin lira istiyorum. Efendim ve hanımefendi bu orası 420'nin üstüne çıkmaz. İnandırabilen, bu fiyatıyla pazarlayan, gerçek fiyatla pazarlayan, alıcıyı da satıcıyı da bu şekilde ikna eden, işte donanımlı gayrimenkul danışmanları aranan kişiler, işte tüketici bunları bulması lazım. Şimdi tüketicinin, şimdi kapıcı modeli dedik. Kapıcının zilini çalıp, burası nedir? Tabii kapıcı ne yapacak? Enteresan. Gel, buraya al. Orada mal sahibinden, alıcıdan veya satıcıdan 3-5 kuruşluk bir harçlık alma peşinde. Bilgilerin tamamı yanlış tabii. Sizin sorduğunuz bilgilerin hepsinin cevabı evettir. Şu var mı? Var. Bu böyle mi? Evet, şu bu. Onun bir sorumluluğu yok. Ama bir gayrimenkul danışmanıyla muhatap olan bir tüketici, her türlü sorusunun telefonda veya ofisine gittiğinde, ziyaret ettiğinde danışmanın dört dörtlük doğru olacağını bilmek mecburiyetinde. Şimdi tüketici böyle bir gayrimenkul danışmanıyla muhatap olmak istiyor. Bu gayrimenkul danışmanı da daha ziyade markalı bir emlak ofisi içinde bulunuyor. O zaman tüketicinin bir marka altında çalışan, bir marka altında çalışan bir ofisle ilişki kurması lazım. Rastgele bir noktaya gittiğinde kendisine doyurucu bilgiler vermediğini telefonda konuşurken dahi anladığı bir aracıyla ilişkisini kesip kendisini daha üst konumlaması lazım.